Saygıdeğer milletvekilim, genel başkan yardımcım, Çiçekburnu'nda il başkanım, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarım, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticilerimiz, basınımızın güzide temsilcileri ve siz çok değerli Cesurlar Hareketi'nin cefakar ve fekar temsilcileri. Hepiniz bu akşamki bu il başkanlığı devir teslim törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bendeniz 25 Ekim 2017 Cesurlar Hareketi'nin kurulduğu tarihten beri Bursa'da acizane bu partiye başkanlık yapma göreviyle nail olmuş. Bugün geldiğimiz noktada da maalesef ki sağlık sebepleriyle bu görevi yine partimizin kuruluşundan beri bu partimize hizmet eden öncelikle Orhan Gazi'de 3 dönem kurucu ve sonrasında 2 dönem, 3 dönem hatta seçilerek ilçe başkanlığımızı yapan 31 Mart seçimlerinde Orhan Gazi belediye başkan adayımız olan ve bugün dün itibariyle de Sayın Genel Başkanımızın oluruyla Ankara'da birlikte görev devir teslimini yaptığım kardeşim İsmail Kaya'ya devretmenin onur ve şerefini yaşıyorum. Öncelikle ben 7 yıllık süreçte ülkemizin geleceği adına, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği adına Cesurlar Hareketi'nin bir mensubu olarak bu ülkeye hizmet etme şerefine nail oldum. Bu ne mutlu bizlere ki bugüne kadar yaptığımız görevlerde özellikle bu sağlık sebebiyle istifamı açıkladıktan sonra aldığım olumlu tepkiler, teşekkürler, diğer şeyler hepsi ne mutlu ki bugüne kadar bu görevi layıkıyla yaptığımızın bir göstergesiydi. Ben bu konuda özellikle kuruluşundan beri benimle birlikte ekip arkadaşlığı yapan, bu partiye hizmet eden tüm neferlerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü siyaset bir ekip işidir. Hep birlikte bu mücadeleyi verdik. Hep birlikte partimizi büyütmek için mücadele ettik. Ne mutlu bizlere ki belli süreçlerde bu parti iktidar ortağı olabilecek pozisyonlara hep birlikte getirdik. Bugün geldiğimiz noktada ben yine inanıyorum ki ve bunu inanarak söylüyorum. 25 Ekim 2017'de bu ülkenin İyi Parti'ye ne kadar ihtiyacı varsa bugün geldiğimiz noktada en az 3 katı, 5 katı daha fazla ihtiyacı var. O yüzden bizler Cesurlar Hareketi'nin mensupları olarak bundan sonraki süreçte de öncelikle il başkanımız Sayın İsmail Kaya'nın emrinde 17 ilçe başkanımızla birlikte, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte Bursa teşkilatlarında bu hizmete devam edeceğiz ve önümüzdeki ilk seçimde ülkemizin tekrar aydınlık yarınlara ulaşması için hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz. Ben yine dediğim gibi bu akşam bu şekilde bu salonu şereflendirdiğiniz için her birinize teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun ve bugünden itibaren de ben İsmail Kaya Başkanımın İyi Parti'nin Bursa'daki sadece bir üyesi olarak emrinde olduğumu hepinizin, sayın basının ve sizlerin huzurunuzda beyan etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli Genel Başkan Yardımcım, milletvekilim, il başkanım, belediye başkanlarım, çok kıymetli ilçe başkanlarım, değerli dava arkadaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ocak 2018'de Orhan Gazi kurucu ilçe başkanlığıyla başlayan mücadelemiz bugün itibariyle il başkanlığı olarak aynı şekilde devam edecek. Bu süreçten alakalı bana güvenlerinden dolayı
Başta Sayın Genel Başkanım Musavat Dervişoğlu'na, Teşkilat Başkanım Sayın Hasan Toktaş'a, Milletvekilime, İl Başkanıma, ilçe başkanlarıma, üst kurul delegelerime, tüm teşkilatlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor süreçte çok önemli bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Bu sorumluluğu baştan beri birlikte yaşadığımız, birlikte yola çıktığımız değerli ağabeyim, il başkanım Mehmet Hasanoğlu'ndan alırken sizlerden aldığım güvenle bir an bile tedirgin olmadım. Aynı ilk günkü aşkla birlikte çalışacağımıza hiç şüphem yok. Sizlere bu konuda da güveniyorum. Destek vereceğinizi de biliyorum. Burada özellikle ağabeyime, il başkanımız Mehmet Hasanoğlu'na özel bir yer ayırmak istiyorum. Çünkü en başından beri Osman Gazi ilçe başkanlığında biz de birlikte ilçe başkanlığı yaptık. O dönemde dahi Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Osman Gazi'yi ayağa kaldırırken üyeleriyle, programlarıyla, faaliyetleriyle Osman Gazi'yi hepimize örnek ederken Bursa'nın il başkanlığının da birçok programına öncülük yaptı. Hepimize ağabeylik yaptı. Ardından ilçe başkanı, il başkanı olarak göreve geldi. Çok zor bir süreçte göreve geldi. Yine hep kendinden fedakarlık etti. İki tane seçim, kongreler, temayüller, başlar başlamaz üç gün sonra malum Türkiye'de yaşadığımız acı büyük bir deprem, Allah bir daha yaşatmasın. Bu süreçlerde elinden geleni fazlasıyla yaptı. Bizler şahidiz, bizler razıyız. Allah da ondan razı olsun inşallah. Parti programlarımızda genelde karıştırırlardı. Osman Gazi ilçe başkanı olarak beni anons ederlerdi. Orhan Gazi ile Osman Gazi malum çok karıştırılır. Osman Gazi'yi almak nasip olmadı ama il başkanlığını onun elinden aldığım için de ayrıca mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Arkadaşlarım, kararlı duruşu, cesareti, talir vermez Atatürkçü ve Cumhuriyetçi çizgisiyle milletimize güven veren Genel Başkanımız liderliğinde çıktığımız yol bizleri yarınlara ulaştıracak tek yoldur. Tek adam zihniyetinin ülkemize getirdiği çıkmaz sokaktan çıkaracak yolda işte bu kutlu yoldur. İyiler ailesi olarak İyi Parti'nin kuruluşundan bugüne tüm kademelerde görev yapmış bir arkadaşınız olarak kendi adıma hiç planlarım, hedeflerim olmadı. Ülkemiz için, aynı sizler gibi, ülkemiz için, ilçemiz, Bursa'mız için hedeflerimiz, çalışmalarımız oldu. Bu bağlamda gözümüzü budaktan sakınmadan Bursa'mız için, yerin için, genel için ne gerekiyorsa tıpkı Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu'nun yumruğunu kaldırdığı gibi o yumruğu bu ceberut düzenin başına vura vura bu milleti saray rejiminden kurtarana kadar, ülkeye adalet, ekonomi gelene kadar Bursa teşkilatları olarak muhalefet çizgimiz nettir. Genel merkezimizin çizgisinde bir adım geri durmadan tüm dava arkadaşlarımla gereğini yapacağımdan şüpheniz olmasın. İlk adımda teşkilatlarımızı kurarken de ben odaklı değil, biz odaklı, ortak akıla dayalı, özellikle uç beylerimiz, ilçe başkanlarımızla sürekli istişare halinde bir ekip oluşturacak ve yarından teziyor Bursa'mızın bütün sorunlarıyla ilgili sözümüzü söyleyeceğiz, gereğini yapacağız. Ben katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Az önce değerli teşkilat başkanım Hasan Toktaş aradı. Malum Ankara'da işler çok yoğun. Atamalarla ilgili çalışmalarından dolayı katılamadığını ve tüm dava arkadaşlarına selam söylememi istedi. Üzerimde kalmasın. Sayın Hasan Toktaş'ın hepinize çok selamları var. Ben şimdi Bursa'mıza gelerek bugün bizi onurlandıran
Milli Güvenlik Politikaları Başkanımıza sözü veriyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Belki hoş bir tesadüf, belki tevafuk ama ben Sayın Başkanımın devir tesliminde olmaktan büyük onur duyuyorum. Biz kendisinin gayretlerine şahidiz, emeklerine şahidiz, mücadele cehdine şahidiz ve onun emeklerini zayi ettirmemek için ve sadece onun değil hepimizin aslında belki de 20'li yaşlarının başında kariyerini, geleceğini, istikbalini riske ederek İYİ Parti'de görev almış gençlerin bu partiye verdiği emeklerin, belki de kendi çocuğunun rızkından ayırıp da partisine veren teşkilat mensuplarımızın verdiği emekleri zayi ettirmeyeceğiz. Bunları boş harcatmayacağız. Bu emekler üzerinden siyasi makam, mevki sahibi olmuş ama sonra bu siyasi makam ve mevkiyi bir takım şahsi menfaatlerle takas etmiş kişilerin mücadele cehdi olmayabilir ama bu bizim mücadele cehdimizi, bizim kararlılığımızı, bizim devlet yönetme azim ve isteğimizi asla durdurmayacaktır. İYİ Parti 25 Ekim 2017'de Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak Türkiye'de parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, devlet idaresinde güçler ayrılığı ilkesini, liyakatli bürokrasiyi, namuslu siyaseti inşa etmek için kuruldu. Temel umdelerimiz, hedeflerimiz var. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ila nihaye varlığını ve birliğini koruması, Türk milletinin mensuplarının huzur refah içinde yaşaması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası arenada itibarlı hale gelmesi ve bu hedefleri başarmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Devleti kuran fikir ve irade, yani Türk milliyetçiliği fikir sistemi 100 yıl sonra yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetinceye kadar bu mücadele sürecektir. Ben tevafuk oldu. Bugün programım vardı ama benim için moral oldu sizi görmek. Dolayısıyla teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için ve hayırlı olmasını diliyorum ve teşekkürler tekrar. Saygıdeğer Hazırın, ben bir konuyu daha paylaşmak istiyorum. Cenk Başkanım, evet şu anda bizim genel başkanlarımızımız, gençlik politikaları, milli güvenlik politikaları başkanımız. Ama bizim yolumuz, o daha bir üniversite öğrencisiyken, 16 Nisan referandumu öncesi Hayır platformunda mücadele ederken, bizler sahalarda birileri evet için mücadele ederken, biz o dönemde Bursa'da iki tane büyük programda, o kendisi üniversite öğrencisi olarak Ankara'dan gelmişti. Biz de Bursa'da bu mücadeleyi veriyorduk. Hayır platformunda ciddi şekilde daha o dönemde bu mücadeleyi vermiştik. Ne mutlu o günlerden geldik. Bugün burada hep birlikte yine ülkenin geleceği adına bu mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum sağ ayrıca. Sağ olun. Muhterem Genel Başkan Yardımcım, çok değerli il başkanım, hem geçmiş dönem hem yeni il başkanımız, belediye başkanlarım, çok kıymetli ilçe başkanlarım, Ankara'dan gelen kıymetli misafirler, il ilçe yöneticilerimiz, değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Bursa basınının kıymetli mensupları, ben de hepinizi şahsım adına saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Biz bu salonda çok toplantı yaptık. Geçmiş dönem il başkanlığımızda, ondan önceki ve sonra milletvekilliği dönemlerinde pek çok konuya bu salon şahitlik yaptı. Bugün burada bir devir teslim için yeniden bir araya geldik. Öncelikle aslında kıymetli sözler söylendi. Doğrular söylendi. Ben bir iki konuyu da söz ve mikrofon düşmüşken paylaşmak isterim. Samimiyetle Doktor Mehmet Hasanoğlu'nun bize ve Bursa teşkilatlarına hakkını helal etmesi lazım. Ben il başkanlığı yaptım yaklaşık 3 yıl. Herhalde en rahat dönem benim dönemimdi. Seçim yok. Başka bir sıkıntı yok. Parti o zaman büyüyor, teveccüh alıyor. Güzeldi. Gerçekten mücadeleyle dolu hep birlikte güzel bir süreç yaşadık.
kıymetli başkanıma kongreyle, o da çok adaylı, biz de çok adaylı. Muhtemelen bundan sonra da çok adaylı olur. Genel merkez kongrelerimiz de çok adaylıydı. En son kongremiz 3 adaylı. Bundan sonra da olur. O nedenle yeri gelmişken İYİ Parti'ye şu memlekette bir tek Allah'ın kulu demokrasi dersi de veremez, demokrasiyle bizi imtihan da edemez. Hele hele Kuzey Kore partileri dediğimiz Cumhur İttifakı partilerinin milleti köle ve kul olarak gören zihniyetin her bir bireyinin, ferdinin düşüncesini kıymetli bulan, herkesin rahatlıkla görüşünü ifade ettiği, hatta rahat rahat hakaret edebildiği bir siyasi parti olan İYİ Parti'ye kimse demokrasi dersi veremez. Son örneklerinin biri de en son yaşadığımız bu devir teslimdir. Aslında tüzük bellidir. Siyasi partiler kanunu bellidir. Temayüller bellidir. Ama biz bir şey söylendi. Başta Teşkilat Başkanımız Hasan Toptaş olmak üzere. Kardeşim, bütün arkadaşlarımız, konuşmak isteyen herkes konuşsun. Titri olan geçmiş dönem, şimdiki başkan, üst kurul delegesi, belediye başkan adayı, belediye meclis üyesi, kim varsa kanaatlerini söyledi. Öyle yaptı. Kanaatler söylendi. Temayüller alındı. Onu da söyleyeyim. Hiç fitneye gerek yok. Rakam verecek değilim. Hepsi bizim için çok kıymetli. Kendileri isimlerini söylemediği halde ismi söylenen dostlarımız var. Onlar da çok kıymetli. Ama yaygın kanaatle İsmail Kaya Başkan büyük teveccühle tercih edildi. Yani bu arkadaşımız olursa iyi olur derdi kardeşim. Böyle oldu. İster eğri oturun, ister doğru oturun. Ama Allah için doğruları konuşalım ya. Böyle oldu. Kanaat de böyle oldu. Kaldı ki böyle olmak zorunda da değildi. Ben bu tecrübeyi yaşamış bir kardeşinizim. 2018 yılında örnek olsun diye söylüyorum. Kınamak için de söylemiyorum. İl başkanı ataması olacaktı. Bütün il başkanları alınmıştı görevden. Hatırlatayım. Bursa'da da o zamanın ilçe başkanları var burada dostlarımız. İlçe başkanları, 17 ilçe başkanı, 16 tanesi Bursa'da il başkanı eğer atanacaksa kongreye kadar Selçuk Türkoğlu atanır. Atanırsa iyi olur. Biz onu istiyoruz dedi. Dedi mi kardeşim? O zaman ilçe başkanı dedi. Tutanak altına aldılar bunu. Hiç sıkıntı yok. Atanmadı. Hiç de problem değil. Bu atamanın tasarrufudur. Saygı duydum. O nedenle bu konu üzerinden samimiyetle kim bunun haricinde bir şey söylüyorsa ya yanlış bilgiye sahip ya da başka bir niyeti var. Bunu kapatıyorum. İki, Bursa İYİ Parti teşkilatları kurulduğu günden beri kurucu il başkanımız Yüksel Yılmaz, ki ben mutfağında çok çalışmış bir memurdum o zaman kamu sen başkanıyken. Bütün süreçleri biliriz. Birlikte yaşadık. Birlikte mücadele verdik. O tarihte bu tarihe İYİ Parti'nin katalizör illerinden birisi oldu. İlkleri yaptı, kavgaları yaptı, mücadeleleri verdi. Ve biz bugün bütün Türkiye'de, gönül isterdi daha çok olsun. Olmadı ama iki milletvekili ve iki kıymetli belediye başkanıyla Bursa İYİ Parti başarısının mimarlarından biridir Doktor Mehmet Hasanoğlu ve ekibi hepimiz. Kimse kimseye haksızlık etmeyecek arkadaşlar. Ne oldu? Niye yapalım? 7 kat yabancıya gösterilen ihtimam ve toleransı kendi dava arkadaşlarımıza niye göstermeyeceğiz? Sayın
kıymetli İsmail Kaya Başkanı, ben de ilk günden beri tanırım. Orhan Gazi. Hizmetlerine de şahidiz. İnsanlığına da şahidiz. Mücadeleciliğine, samimiyetine şahidiz. Hep birlikte. Ben Bursa milletvekili olarak il başkanımın, tıpkı ondan önceki il başkanımın emrinde olduğu gibi samimiyetle ve el birliğiyle, ortak akılla bir Allah'ın kulunu da dışarıda bırakmadan mücadele edeceğiz. Bunun da sözünü veriyorum. Şimdiye kadar da böyle yaptım kardeşim. Öyle yaptım. Öyle yaptık. Öyle yapmak zorundayız. Başka da alternatifimiz ve şansımız yok. Bir şey daha ekleyeceğim. Efendim, zor bir süreç yaşadık. Milletin teveccühünün tersine almış olduğumuz bir kararla yerel seçimlerden böyle istemediğimiz bir sonuç aldık. Bu her yerde gardı düşürdü. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Nice koca koca dava adamı abilerimiz, arkadaşlarımız, geçmiş dönemde kıymetli görev yapan adamların gittiğini gördüm. İstifa ettiler değil mi? Ben mesela çok merak ettim. Hepsinin de istifa gerekçelerini okuyorum. Mecliste beraber mücadele ettiğimiz veya geçmişte mecliste görev almış. Mesela bir tanesini takip ettim televizyonda. 1,5 saat dinledim. Ben de anlamadım, spiker de anlamadı niye istifa etti. Bak. Çünkü söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. İşin doğrusunu söyleyelim. Doğrusu şu. Biz eğer bugün farklı bir şekilde seçime girseydik, misal Allah bilir ama bilim öyle diyor, bilim. Biz bugün kazanan, kazandıran tarafta daha çok belediyesi, vekili, meclis üyesi olan bir parti olsaydık muhtemelen kimse gitmeyecekti arkadaşlar. Sayımız da artacaktı. Bugün buralarda daha gene olacak. Allah doğru duruştan ayırmaz. Bu memlekette, Cumhuriyet tarihinde Türk insanını ilk defa bu kadar yoksul, yoksun, perişan hale düşüren insanlar siyaset yapabilecek. Memlekete 10 milyondan fazla sığınmacıyı sokup geleceğimizi tehdit edenler siyaset yapabilecek, söyleyecek sözü olacak. Onlara yancı olanlar, bütün ilkelerini çer çöp ayak altı edenler siyaset yapabilecek, siz yapamayacaksınız öyle mi? Niye? Çaldık mı? Çırptık mı? İhanet mi ettik? Türkiye ihanet mi ettik? Türk devlet geleneğine, Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize ihanet mi ettik? Hayır. Mücadele ettik. Durduğumuz yerde durduk. O nedenle başınız dik olsun arkadaşlar. Başınız dik olsun. Geleceğe de azimle, güvenle bakıyoruz. Milletvekilleri eksilen parti desinler ama hırsız demesinler. Milletvekilleri istifa eden parti desinler ama Türk gençlerinin ülkeden kaçmasına sebep olan parti demesinler. O nedenle ben bugün gerçekten bu vesileyle bir araya geldim. Daha fazla çalışacağız belli ki. Biraz daha enerji tüketeceğiz. Bundan sonraki süreçle alakalı kıymetli başkanımızın ekibi oluşması için Allah aşkına kimse görevden kaçmasın. Kim faydalı olacaksa herkes tavsiyelerini sunsun, istişarelerini yapsın. Ortak aklı harekete geçirelim. Memleketin geleceği, topyekün çocuklarımızın geleceği, Bursa'nın geleceği, emin olun, ufak, küçük, nefsi dargınlıklarımızdan, küskünlüklerimizden çok çok misliyle kıymetli. Ben bunun için elinden geleni yapmaya gayret edeceğim. Ediyoruz da.
Sayın Vekilim burada yok, Hasan Toktaş. Ne tür sıkıntılarla, ne işlerle, sırf onunla aynı bölgenin vekiliyim diye Türkiye genelinde benim aldığım telefonların, teşkilat mevzularındaki sıkıntıları ben kaldıramıyorum. Allah ona kolaylık versin. Ben de buralarda sağlığımız, vaktimiz, enerjimiz müsaade ettiğince her yerde olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da olacağız. Hep birlikte. Allah hepinizden razı olsun. İsmail Kaya Başkan'ın hepimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Samimiyetle söylüyorum. Yenilemekte fayda var. Parola vatan, işareti namus, kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm, yaşasın adalet, yaşasın hürriyet, yaşasın musavat, yaşasın meşveret. Ne mutlu Türk'ü. Aramızda aynı zamanda Bursa'da ilgilerimiz iki kıymetli belediye başkanımız var. Müsaade ederseniz onlara da bir söz vermek istiyorum. Önce Yenişehir Belediye Başkanımız Ercan Başkanımıza. Çok değerli il başkanım, genel başkan yardımcım, kıymetli milletvekilim, belediye başkanım ve davamızın çok değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, gençlik kollarımız, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum efendim. Bu akşam anlamlı bir gün. Üç il başkanımız sırasıyla görev yaptılar. Selçuk Başkanımız şu an Türkiye'de Bursa'mızı temsil ediyor, ilimizi temsil ediyor. Hepimiz bir mücadele eden insanlarız. Hepimiz Cesurlar Hareketi'nin birer neferiyiz. Hatırlıyor musunuz o ilk yılları? Ne dedi Genel Başkanımız? Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer dedi. Ve şu an bu cesurların hepsi hala buradalar, hala ayaktalar. Hepinize kocaman bir alkış, kendinize bir alkış olsun. 25 Ekim 2017, bir de bunun öncesi var. Bir mücadele var. İşte biz o mücadelenin neferleriyiz. Bu ülke artık bir doğru yola çıksın. Bu halk artık nefes alsın. Bu millet artık efendim o fabrika ayarlarına geri dönsün diye bir mücadele eden efendim bir hareketiz biz. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi o olmuş, bu olmuş, şu şunu demiş. Bunların hepsini artık geçeceğiz. Ve partimizi çıkarabildiğimiz kadar yukarılara çıkartacağız. Girebildiğimiz kadar çok gönüle gireceğiz. Mücadele ettik. 31 Mart'ta 17 belediye başkan adayımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız elimden gelen gayreti gösterdi. İşte Karacabey Belediye Başkanımız o ipi göğüsledi, insanların gönlüne girmeye çalıştı. Girdi. İşte bizler elimizden gelen gayreti gösterdik. Diğer arkadaşlarımızın gösterdiği gibi. Bu sayıyı arttıracağız. Belediye başkanlarımızın sayılarını arttıracağız. Milletvekillerimizin sayılarını arttıracağız. Ve şunu söyleyeyim. Bugüne kadar, kuruluşundan bugüne kadar partimize birçok binlerce insan emek verdi, katkı koydu. Bütün ilçe başkanlarımıza görev yapmış, yapmamış, daha sonra pes etmiş, yorulmuş, ayrılmış, hepsi değerli bizim için. Bütün il başkanlarımız bizim için değerli. Kurucu il başkanımızdan bugüne kadar istifa etse de değerli benim gönlümde. Kabul etmeyebilirsiniz ya da bu benim düşüncem elbette. Ama şunu size söyleyeyim özellikle. Şimdi Mehmet Başkan sağ olsun partinin kuruluşundan itibaren, tabii onun öncesi de var. 2009-2014'te Osman Gazi Meclis Üyesi'ydi ve istifa etti, bir duruş sergiledi, istifa etti. Ben kendisini o zaman ismini duydum, o dönemlerde. Dediler ki Osman Gazi'de bir meclis üyesi Mehmet Hasanoğlu istifa etmiş. Sadece partisinden değil, meclis üyeliğinden de istifa etmiş. Bu çok güzel bir aslında hareketti, örnek bir davranıştı. Ben bu arada onu bu hareketinden dolayı da kutluyorum. Sonra kendisiyle birlikte çalışma
şerefine nail olduk. İşte kuruluşuna itibaren Osman Gazi'de ilçe başkanlığı yaptı. Biraz önce il başkanımızın ifade ettiği gibi il başkanlığımızın birçok organizasyonunda yapı taşı oldu ve örnek bir kişilik, örnek bir liderlik gösterdi. Ondan sonra teşkilatımızın teveccühüyle il başkanlığı görevine seçildi ve görev yapmış olduğu süre içerisinde de Türkiye'de efendim iki milletvekilimiz ve iki belediye başkanımızla gerçekten ülkemizdeki teşkilatlar arasında en başarılı teşkilatların başındayız. Tabii bizim için başarı bu değil. Çünkü sizler, bizler çıtayı öyle bir yukarılara çıkarttık ki bizler diyoruz ki 5 milletvekilimiz olsun bir anda, 6 milletvekilimiz olsun. Bizler diyoruz ki en az 5-6 belediye başkanlığı almamız gerekiyordu. Eksikliklerimiz, hatalarımızı hepimiz biliyoruz. Bunları hepimiz not aldık. Önümüzdeki dönemlerde elbette bunlar olmayacak. Ama ben gerçekten kendisine yürekten teşekkür ediyorum Mehmet Başkanımıza. Bu zorlu süreçte çok ciddi emekler yaptı ve hiçbir karşılık da beklemedi. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani il başkanı olsak ne olur, olmazsak ne olur, ilçe başkanı olsak ne olur ya da belediye başkanıyız. Bugün biz varız, yarın yokuz. Yani görev yaptığımız süre içerisinde ne katkı yapabiliyoruz, bölgelerimize ne değer katabiliyoruz ve insanlara efendim Allah'ın yaratmış olduğu okullara nasıl bir hizmet ediyoruz onun gayesindeyiz biz. Bugün dediğimiz gibi bugün varız, yarın yokuz. Bu manada çok değerli hizmetlere imza attı. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. İsmail Başkanım, yani İsmail Kaya Orhan Gazi'de kurucu ilçe başkanlığımızı yaptı. Hep koşturdu, hep mücadele etti, hep çalıştı. Sadece Bursa'yı değil, Bursa'nın 17 ilçesini de çok iyi tanıyan, bilen ve tüm teşkilat mensuplarıyla çok rahat kaynaşabilecek bir ekip ve ekip lideri inşallah olacak. Ben ona canı gönülden inanıyorum ve kutluyorum. İnşallah yeni bir başlangıç oluyor ve çok daha güzel bir şekilde 17 teşkilatımız, ilçe teşkilatımızla birlikte il başkanımızın önderliğinde inşallah Allah'ın izniyle güzel yerlere adım atacağız. Beni sabırla dinlediniz. Şimdi hepinizi ayrı ayrı teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Sayın Fatih Karabat. Ben mikrofon kullanmadan konuşayım. Yani sesimden. Gerçekten konu aldınız. Fazla da uzatmayacağım. Sayın Genel Başkan Yardımcım, il başkanlarım, yeni ve eski değerli belediye başkanım, milletvekilim, ilçe başkanlarımız, değerli il ve ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, basınımızın yüzüyle temsilcileri, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Evet, güzel ve anlamlı bir gündü bugün. Gerçekten ikisi de birbirinden değerli, hem eskisi hem yenisi dediğimiz il başkanlarımız devir teslim töreninde. Ben açıkçası şunu söylemek istiyorum. Çalıştık, belediye başkanı ilk önce vekillerimizi çıkarttık. Çalıştık, iki belediye başkanı çıkarttık. Bundan sonra çalışacağız ve istediklerimizi her zaman alacağız. Biz bundan şüphe etmedik, şüphe de etmemiz gerekiyor. Bizler için üzerimize ne düşüyorsa bu teşkilatlar yapılanmasında gerçekten İsmail Kaya Başkanım, İl Başkanım çok değerli. O zaman Orhan Gazi'de ikamet ediyordu. Şimdi ikametini Bursa'ya taşıdı. Oradan vazgeçtik. Kurucuydu. Burada da Allah nasip ederse Bursa'da da çok değerli işler yapacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de bizler de hem vekillerimiz hem de belediye başkanları olarak teşkilatlara ne gerekiyorsa yanlarında olduğunuzu bilmenizi isterim. Bizler de işte ben Karacabey'de hem ilçe başkanımın hem de meclisi hem de değerli yöneticilerle beraber bunu defalarca yapıyoruz. Burada da İsmail Başkanım'a vereceğiniz büyük destekle Sayın Vekilim'in dediği gibi evet görevden kimse kaçmaz. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bunlara sizler talip olmazsanız birileri talip olacak. Ondan sonra şunu demeyin sakın. Ya bu da orada mıydı? Bunlara mal vermemek için lütfen bizim önümüzde çok uzun yıllar var.
Onun için biz de bu mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz. İnşallah bundan sonraki gelen kabusu hep beraber görüyoruz. O yüzden dolayı inşallah ilk genel seçimde, sonrasında da genel seçimlerde göreceksiniz ki bizlerin azmi o bulunan güzel mevkilere, yönetici mevkilere gelecek. Ben burada olmanızdan dolayı şunu da söylemek isterim. Dışarıda arkadaşlarla konuşun. Ya 20-30 kişi gelir mi? Gördüm ki Allah razı olsun. Salon doldu. Hepinize binlerce teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Başkanım. Allah. 4 kişi arkadaş. Gel başkanım. Yaklaşın biraz. Dur gelin ilçe başkanları. İlçe başkanları. İzzet abi gelsene. Allah'tan durmasın. İyi günlerde Bursa için, partimizi iktidara taşımak için iyi görevler nasip etmeni dileyeceğim. Teşekkür ederim başkanım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de bugüne kadar yemeklerimiz için bundan sonrası da her zaman yanımızda olacağız. Teşekkür ederim başkanım. Biz için çok teşekkür ederim. Evet. Klasik bir fotoğrafı verelim. Evet. Evet. Arkadaşlar. Evet. Kimse kalmasın. Evet. İlçe başkanlarımızdan var mı dışarıda? Evet.